Merhaba, NASA Launchpad'e hoş geldiniz. Ben Vince Whitfield, hadi başlayalım. Neon tabelalar ya da işaretler hakkında ne biliyorsunuz? Hemen hemen her yerde karşınıza çıkıyorlar değil mi? Bir dükkan açık mı, orada ne satılıyor, içeri nasıl giriliyor, dışarı nasıl çıkılıyor, anladınız değil mi? Evet, artık hepimiz neon tabelaların ne olduğunu bildiğimize göre nasıl çalıştıklarına geçebiliriz. Aslına bakarsanız neon tabelaların arkasında çok basit bilimsel bir açıklama var. İhtiyacınız olan tek şey neon gazıyla dolu camdan yapılmış bir tüp. Bu tüpün içinde elektrik akımı geçirdiğinizde neon çok güzel parlak turuncu bir şekilde ışıldar. İşte bu. Gaz atomlarındaki elektronlar elektrik enerjisini emerek dışarıya ışık fotonu bırakırlar. Bu durum değişik gazlarda değişik renklerin ortaya çıkmasını sağlar. Mesela argon gazı içinden elektrik akımı geçtiğinde mor ışık verir. Değişik gazları birleştirerek ya da tüplerin yüzeylerini rendeleyerek 50'den fazla parlak renk elde edebiliyoruz. Peki neon tabelaların NASA ile ne gibi bir ilişkisi olabilir? Işık ve aracı obje bize bir cisim hakkında çok fazla fikir verebilir. Şimdi parlayan gazlar konusunda daha fazla bilgi edinmek için Dr. Richard Bale'ın yaptığı bir deneye konuk olalım hep birlikte. Hadi bakalım. Burada içinde gaz olan tüpler var. Tüplerin içinden elektrik akımı geçtiğinde tüpün içindeki gazın çeşidine göre bir renk elde edebiliyoruz. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama bu mavi renk veren gaz kesinlikle oksijen. Gezegen bulmak için son derece faydalı bir bilgi. Bir gezegen keşfettiğimizde eğer yeteri kadar iyi bir teleskobumuz varsa atmosferinde oksijen olup olmadığını söyleyebiliriz. Bu da soy gazlardan biri olan argon. Çok güzel mor bir ışık verdiğini görebilirsiniz. Ve bu da birçok tabelada gördüğümüz neon. Parlak turuncu bir rengi var. Dediğim gibi neon gazı kullanılan tabelaları sıklıkla görüyoruz. Elektrikle parlayan tüm bu tabelalarda değişik element ve gazlar kullanılır. Gazlar ve elementler değişik renkte ışık verirler. Evet, eğer çok renkli bir tabela görürseniz belki bunların hangi elementler olduklarını söyleyebilirsiniz. Işıtılmış tüplerin içindeki gazların ne olduğunu bulmak oldukça kolaymış değil mi? Peki sizce bilim insanları ve astronomlar uzak gezegen ve yıldızlar için aynı prensibi nasıl kullanıyor olabilirler? Şimdi biraz geriye gidelim ve ışık hakkındaki bilgilerimizi tazeleyelim. İşte karşınızda elektromanyetik spektrum. Bu spektrumda dalgalar halinde hareket eden tüm radyasyon ya da ışıma şekillerini bulabilirsiniz. Bu dalgalar bilim insanları ve astronomların uzaydaki objelerle ilgili ölçümlerinde kullanılır. Spektrumda en aşina olduğumuz kısım tabii ki de görünür ışık. Bu ışık kendi gözlerimizle görebildiğimiz spektrumun çok ama çok küçük bir kısmını oluşturuyor. Ama gözlerimizle göremediğimiz daha birçok radyasyon türü var. Mikrodalgalar, X ışınları ya da gama ışınları gibi. Bunlar da aynen görünür ışık gibi dalgalar halinde hareket eden enerji çeşitleridir. Ama dalga boyları insan gözü tarafından algılanmaz. Bilim tabii ki de bunun için bir çözüm düşündü. Spektrograf. Spektrograf nedir? Güzel bir soru. Zaman zaman spektroskop olarak da adlandırılan spektrograf, bir objenin yaydığı ışığı alıp birleşen dalga boylarını ayırır. Bu deneyi bir prizma kullanarak görünür ışıkla yapmış olabilirsiniz. Spektrograflarda ise ışığı kırmak için ve bileşenlerini ayırmak için prizmalar ya da kırılma ızgaraları kullanılır. Elde edilen görüntü emisyon çizgisi denilen çizgilerden oluşur. Her elementin kendine özgü spektral imzası vardır. Periyodik tablodaki her element gaz halindeyken kendine özgü emisyon çizgileri yaratır. Peki asıl soruyu yeniden soruyorum. Bilim insanları ve astronomlar uzaydaki bir gezegen ya da yıldızın neyden oluştuğunu nasıl anlayabiliyorlar? Bilim insanları emisyon çizgilerini inceleyerek o gezegende ve yıldızda hangi elementlerin bulunduğunu anlayabilirler. Ama evren boş olmadığı için, yani gezegen ve yıldızlar arasında gazlar ve toz bulutları olduğu için bir gezegen ya da yıldızdan yansıyan ışığın bir kısmı aradaki gaz ya da toz bulutları tarafından emilir. Bu durumda karanlık bant ya da soğurma çizgileri ile soğurulan dalga boyları bulunur. Örneğin bilim insanları spektroskopi ile Mars'ta metan gazının bulunduğunu öğrendiler. Yıldızlarda birçok element bir arada bulunabilir ve spektroskopinin yardımıyla elementin cinsi dışında sıcaklığı ve yoğunluğu hakkında da bilgi edinebiliriz. NASA uzaktan algılama uydularında spektrograf kullanır. Hubble Uzay Teleskobu'nda bulunan spektrograf, mor ötesi ışınları bileşenlerine ayırıp detaylı inceleme olanağı sunuyor. Yine Hubble'da bulunan Uzay Teleskobu görüntüleme spektrografı, bir prizma gibi ışığı bileşen renklerine ayırmakta kullanılıyor. Bu sayede bilim insanları galaksilerin nelerden meydana geldiğini, gezegenlerin atmosferlerini ya da uzayın derinliklerinde yer alan yıldızları inceleyebiliyorlar. Chandra, Spitzer ve Hubble teleskopları spektroskopi yardımıyla uzun yıllardır yeni şeyler öğrenmemize yardımcı oluyor. Bu teleskoplar tarafından çekilen bazı fotoğrafları görmek ister misiniz? Yakın geçmişte gerçekleşen NASA görevlerinden biri olan Ay Yörünge Kaşifi ya da gerçekleşecek görevler arasında yer alan James Webb teleskobu
yine spektroskopi yardımıyla bilim insanlarının evrenin tanımını genişletmelerini sağlayacak. Çok havalı değil mi? Eğer bu fotoğrafları beğendiyseniz hazır olun, önümüzdeki yıllarda NASA çok daha gelişmiş araçları uzaya yollayacak. Bugünlük benden bu kadar. NASA Launchpad'i izlediğiniz için teşekkür ederim.